Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, geldik 8 Kasım, 14 Kasım haftasına. Evet bakalım 8 Kasım, 14 Kasım haftasında eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor bakalım. Eril ve dişil enerjinin arasında neler yaşanacakmış. Bir bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi birim ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım kolektifim için niyetime alıyorum. Ve rezone olmanız ve odaklanmanız için her zaman olduğu gibi şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Eğer ki siz bir eril enerjiyseniz kendinizi ve aklınızdaki dişil enerjiyi, eğer ki bir dişil enerjiyseniz kendinizi, aklınızda, kalbinizde ya da hayatınızda olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Ve arkadaşlar, bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu da unutmuyoruz. Her zaman olduğu gibi siz size ait olan kısımları alıyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait net cevaplar arıyorum derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki Instagram ve TikTok kanallarımın linklerini de videolarımın altında bırakıyorum. Oralardan da beni takip edebilir ve yazarak ulaşabilirsiniz. Evet, hadi bakalım. 8 Kasım, 14 Kasım haftasında eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor niyetiyle ilk önce dişil enerjiler için kartlarınızı çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım dişil enerjiler için gelecek mesajlar ne olacak arkadaşlar? Evet. Şimdi bir de dişil eril enerjileri. Evet, dişil enerjilerimizin kartlarını çektim. Şimdi bakalım eril enerjiler için niyetimi alıyorum. Yine 8 Kasım, 14 Kasım aralığında eril enerjileri neler bekliyor? Dişil enerjiyle bağlantılı bir soralım bakalım. En doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarınızı çektim. Evet. Şimdi şöyle eril ve dişilin kartlarını aldık. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi arkadaşlar önce bir ortak ilişki kartı seçiyorum. Bakalım bu hafta için ortak ilişki, her iki tarafı da bağlayan bir mesaj istiyorum. Şöyle aldık. Ve tabii ki konuşturma kartlarımız arkadaşlar. Hemen konuşturma kartlarıma niyet alıyorum. Öncelikle şöyle bir dişil enerjim için ve tabii ki eril enerjilerimi niyet alıyorum 8 Kasım haftası için. Şöyle arkadaşlar, konuşturma kartlarında tabii ki ben kendi özel kartlarımın böyle bir sağlaması gibi olduğunu düşünüyorum. Böyle, evet, iki tane geldi ama ben birini aldım arkadaşlar. Bilmiyorum nedense diğerini bırakmak geldi içimden. Evet, bakalım şimdi şuradan alalım. Ve şuradan da aldık mı tamamdır. Evet, 8 Kasım, 14 Kasım için eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor? Şimdi şöyle güzel enerjilerimizi göndererek, vay çok güzel, harika arkadaşlar. Dişil enerjilere güzel mesajlar geldi bakalım. İnşallah eril enerjiden bakalım nasıl mesajlar gelecek. Evet, bu aralar eril enerjiler sıkıntıdasınız arkadaşlar. Eril enerjiler gerçekten böyle çözüm arayışı içerisinde. Bakalım bu hafta neler olacakmış. Şimdi sevgili dişil enerjiler, 8 Kasım, 14 Kasım haftasında bir kere
Eril enerjiye karşı son derece güçleneceğiniz bir hafta. Özellikle eril enerjiyle bağlantılı, kendi içinizde daha duygusal davranmanıza rağmen bu hafta sanki daha çok akıl, şuur ve mantıkla hareket edeceğiniz, daha böyle duygularınızı bastıracağınız ve daha bir dik duruşa sahip olacağınız bir hafta olarak gösteriliyor. Ayrıca yine 8 Kasım 14 Kasım haftası, bakın 9'lu bir rakam veriliyor burada. Yani 9 Kasım olabilir, yine bu haftanın içindeki 9'lu zaman dilimlerinden herhangi birisi olabilir. Eril enerjiyle bir kutlamada, bir şölende, bir cemiyette ya da bir ortamda, belki de çok tesadüfi bir şekilde, belki de bilinçli bir şekilde karşılaşmanız son derece mümkün. Yine arkadaşlar, bu haftanın içerisinde sevgili dişil enerjiler, eril enerjilerle ilgili bazı maalesef size söylenmiş yalanlar, hatta eril enerji tarafından sizi strese sokan, üzen ya da sinirlendiren konuşma ya da yazışmalar gündeminizde olabilir bu hafta itibariyle. Ama ve lakin buradaki en önemli şey, bazı yalanların, ama size söylenen yalanlar, ama bu yalanları getiren yalancılar ortaya çıkabilir bu hafta itibariyle. Ki eğer iletişiminiz yok ise, bakın eril enerjiyle iletişim sorunu yaşıyorsanız sevgili dişil enerjiler, kendinizi yorgun, bezgin, eli kolu bağlı ve çaresiz hissetmeniz çok mümkün. Sadece burada engeller olduğunu veriyor. Bu hafta biraz eril enerjiyle dişil enerji arasında gerçekten ama görünen ama görünmeyen, hani ben hep diyorum ya, engeller tekrarlanabilir. İşte eğer aranızda engel yoksa engel konabilir. Ama sadece burada gerçekten sevgili dişil enerjiler, sabırsız olmamanız gereken bir hafta olacak sizin için. Acele karar vermeyin eril enerjiyle ilgili. Öfkenizi kontrol edin. Daha böyle bir en baştaki gibi mantıklı düşünmeye gayret edin. Duygularınıza ve zayıflıklarınıza yenik düşmeyin. Zira bakın, sizin ne kadar iyi niyetli ya da merhametli davranışlarınız ya da vicdanlı davranışlarınız olursa eril enerjiye karşı, o kadar sıkıntı yaşamanız da mümkün. Çünkü bakın, eril enerjiyle ilgili zaten inanılmaz derecede yorulmuşsunuz. Şöyle göstereyim, bakın, yorulmuşsunuz, bezmişsiniz, bıkmışsınız bir şeylerden. Hatta zaman zaman kendinizi o kadar ikilemlerde hissediyorsunuz ki, yani hep ben derim ya, aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık, ne yapacağımı bilemedim, ikilemlerde kaldım, çok çaresizim dediğiniz anları bu hafta daha da bir yoğun yaşayabilirsiniz. Sadece burada akışta kalmanızda çok büyük fayda var. Şimdi akışta kalmak nedir arkadaşlar? Yani bir şeyleri sürece bırakmak, zamana bırakmak, zorlamamak. Eğer bir şeyleri zorlarsanız, daha çok üzerine giderseniz bu sefer siz üzülebilirsiniz. Bu yüzden dolayı da mümkün o mertebe siz görmeyin, duymayın, konuşmayın. Zaten eril enerji ile bağlantılı sizin elinize geçecek çok önemli kozlar, belki de bilgiler mevcutta olacak. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Sadece çıkış yolu arayacaksınız. Bu hafta bakın, eril enerjiyle ilgili hep bir çıkış yolu arayışı içinde olacaksınız. Ama bu çıkış yolunu da bulacaksınız. Sadece önemli olan burada daha eril enerjiyle ilgili bir şeyleri belki de sonuca götüremediğiniz için sıkıntı yaşamanız mümkün. Ama sabırlı olmanızda fayda var. Yani bu hafta biraz galiba eril enerjiyle ilgili sabrınız sınanacak sevgili dişil enerjiler. Şimdi gelelim eril enerjilere. Eril enerjiler zaten psikolojikman yerle yeksan. Bak, şizofrene bağlamış durumda. Gerçekten psikolojisi çok bozuk. Özellikle geçmiş bir altılı zamanı veriyor burada kartların. Belki ayın altısıydı, belki 6 gün içiydi. Böyle bir geçmişte, yani bu 8 Kasım öncesi için konuşuyorum ben.
hayal kırıklıkları ve olumsuzlukları çok fazla yaşamış. Eril enerjiler, dişil enerjiyle ilgili özellikle aralarındaki o rahatsız eden bir değişim sürecinin içerisinde olduğunu görüyorum. Şimdi bu eril enerjiyi rahatsız eden değişim süreci muhtemelen belki de dişil enerjiden bazı beklentilerini alamadığı için de olabilir arkadaşlar. Belki işte o kadar emin ki çünkü eril enerjiler dişil enerjiden, ama bu beklentilerini alamadıkları için de ne oluyor? Ha, sen diyor değiştin, eskisi gibi değilsin, ben de bu durumdan rahatsızım diyor eril enerjiler. Bu rahatsızlığını da zaten şizofrene bağlayarak dile getiriyor. Yani psikoloji yerle yeksan, hatta kendini eril enerjiler dişil enerjiye karşı son derece kısır, verimsiz, eksik, yetersiz görüyor. Ve her şeye rağmen yine de dişil enerjiye karşı zaafının ve zayıflığının olduğunu da burada kartlarım söylüyor. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar, gerçekten bu durum eril enerjileri kötü etkiliyor. Bakın sevgili eril enerjiler, gerçekten aslında dişil enerjiyle bağlantılı sizin de hani artık bir şeyleri göze alarak yola çıkmanız gereken bir haftanın içerisindesiniz. Yoksa bu şekilde devam ederseniz, bakın eminsiniz belki bir şeylerden, belki de dişil enerjinin hala size karşı zaafı olduğundan da netsiniz. Ama ve lakin burada diyor ki kartlarım, eğer ki artık bir harekete geçmezseniz, artık eril enerjiler dişiliniz için bir yola çıkmazsanız, dişil enerjiyi siz kaybedebilirsiniz. Yani dişil enerji erili kaybetme korkusu yaşarken, bir de bakmışsınız ki sevgili eriller, dişil enerjiniz elinizden kayıp gitmiş. O yüzden çok temkinli adım atmanız gerekiyor bu hafta. Sadece geçmişten gelen sorunları ya da geçmişten gelen aranızda yaşadığınız sıkıntılı her ne var ise bunlardan biraz daha uzak durmanız ya da dişil enerjiye yansıtmamanız gereken bir haftadasınız. Burada size düşen sadece, eğer ki iletişiminiz var ise dişil enerjiyle, bir şekilde onun yanında, arkasında olup ya da varlığınızı hissederek ona destekçi olduğunuzu göstermeniz. Eğer ki iletişiminiz yok ise, dediğim gibi arkadaşlar, artık bu hafta itibariyle bir karar verip sizin de bir yola çıkmanız çok elzem olarak gösteriliyor burada. Şimdi bakalım ortak ilişki kartı ne diyor? İşte alın buyurun, her iki taraf içinde kalpten kalbe konuşmalar geldi. Yani ortak ilişkide diyor ki artık diyor duygularınızı birbirinizle dürüst bir şekilde paylaşın. Artık eril dişilden ne istiyor, dişil erilden ne istiyor? Artık bu hafta böyle bir eteğinizdeki taşları yere dökmenin zamanı gelen bir hafta olduğunu veriyor kartlarım. Bakalım. Şimdi gelelim şu diğer kartlarımıza, sağlama yapalım. Evet, dişil enerjiler eriline der ki söylemlerimi gurur meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğinde, bak dişil ne kadar net, seninle konuşmak imkansızlaşıyor. Benim söylemlerimi gurur meselesi yapıyorsun diyor. Ve bak burada diyor ki aslında kalbimizin sesine kulak verirsek birbirimizin dünyasını ya da neler istediğimizi diyor sonsuza dek diyor sevgiyle anlayabiliriz diyor dişil enerjiler. Ve bak seninle bir gelecek istiyorum. Evet, seninle bir gelecek istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı ben de henüz bilemiyorum diyor. Ve son olarak diyor ki evet, hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Şimdi dişil enerjiler de kendi kendisiyle hesaplaşıyor burada. Belki dişil enerjiler de eril enerjiye karşı yanlış tavırlarda bulunmuştur. Yanlış söylemlerde ya da yanlış hareketlerde bulunmuştur. Bak ne kadar güzel, dişil enerjiler kendileriyle ilgili bir hesaplaşma içerisinde. Şimdi bakalım eril enerjiler ne diyor? Evet, tamam bakarız diyor. Eril enerjiler her zaman olduğu gibi
Benden şu an için istediğim bazı şeyleri yapacağımı zannetmiyorum. Polemiğe de girmek istemiyorum. Ben böyle diyor bir sürecin içerisine girdim diyor. Çünkü bak burada hayal kırıklığı ve şizofren kartı zaten bunu desteklemişti. Ve gerçek aşk aslında bir mucizedir ama sadece onun layığıyla yaşamayabilene. Yani aslında bizim aramızda bir aşk var ama biz diyor bu aşkı bile diyor layığıyla yaşayamıyoruz ki diyor. Eril enerjilerin düşüncesi bu. Ama demek ki eril enerjiler biraz sizin de gayret göstermeniz gerekiyor. Evet, bir umutla bekliyorum. Aslında sen benim için yarınlarımsın mesajını veriyor eril enerji. Ve son olarak da diyor ki bu aralar hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim. Gene bu karta tekabül ediyor. Yani ne dedik en başta daha psikolojik olarak gerçekten yorgun ve ruh halinde çok sağlıklı olmadığını veriyor burada kartlarım. Demek ki bu hafta biraz daha dediğim gibi eteğinizdeki taşları dökeceğiniz bir hafta olacağı benziyor. Evet arkadaşlar, 8 Kasım 14 Kasım haftası için eril ve dişil enerjiden gelen mesajlar bu şekildeymiş. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Dilerim bu hafta her biriniz için önce tabii ki sağlık, sonra huzur, mutluluk, aşk ve sevgi dolu bir hafta olsun diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.